Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîn alâ'l hayr ve'l esîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh ve afdalel hedyi hedyi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâleh ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bis senetin muttasilen Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal afdalu dua en yekule el abdu Allahümme erham ümmeti Muhammedin rahmeten amme sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen cemaat kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştebâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Afdalu dua, duanın en faziletlisi en yekûle el abdu Müslüman kulun erkek kadın fark etmez mümin kulun şöyle söylemesidir. Allahümme erham ümmeti Muhammedin rahmeten âmme. Allah'ım ümmeti Muhammed'in kâffesine, tamamına merhamet eyle. Başka hadislerde anlaşılıyor ki mümin diğer müminin gıyabında dua ederse geçerli olur. Bir mümin başka müminlerin yokluğunda, onların yanında olmadığında onlar için dua ederse melekler ona amin derler ve de bu söylediğin iki katı senin olsun derler. Şimdi ümmeti Muhammed'in kâffesine merhamet eyle, bütün ümmeti Muhammed'e ki hem insanlardan hem de cinlerden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insü cin Resulü sakaleyn, insü cin peygamberi. İncil'lere de Kur'an'ı tebliğ etmiş. Onların da inananları var. İşte Allah'ım ümmeti Muhammed'den olanların kâffesine merhamet eyle demesi en faziletli, en güzel duadır. Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinin bir ayetinde 60. ayetinde "Üd'ûni estecib lekum" dua edin, kabul edeyim buyuruyor Allah. Benden isteyin, vereyim buyuruyor. Dua demek bir müminin Allah'ın büyüklüğünü, her şeye onun kadir olduğunu, kendinin aciz olduğunu, Allah'a muhtaç olduğunu, Allah'tan başka başvuracak kapısının olmadığını itiraf etmesidir. O yönden dinin özüdür, ibadetin özüdür, ibadetin özüdür, kulluğun özüdür. Bir de bu dua ederken kendini değil de diğer ümmeti Muhammed'i, din kardeşlerini düşünmesi ayrıca bir feragat şeysidir, gösterisidir. Ve onlar bunun kendisine istemedikleri halde böyle yapması da ihlasının alametidir. Bu nedenle de en güzel dua işte ümmeti Muhammed'in kâffesine merhamet et ya Rabbi
diye dua etmesidir. Büyük alimler başkaları için dua ederler. Neden? Mümin böyle dua ettiği zaman arz etmiştik ki melekler amin derler. Söylediğin iki katı senin olsun derler. Melekler günahsızdır. Günahsız insanların duası kabul olur. Amin demek bunun söylediğinin aynısı olsun. Hatta iki katı olsun dualardır. Bu da günahsız oldukları için kabuldür. Akıllı evliya, ulema, akıllı insanlar böyle dua ederler. Hep ümmeti Muhammed'e dua ederler. Çünkü iki katını kendileri hak etmiş olurlar. Ondan dolayı ibadetin en afdalı böyledir ve duanın en afdalı da ümmet-i Muhammed'in kâfesine yapılan duadır. Evet, dua ibadetin özüdür. İbadet Allah'a kulluğun arz edilmesi, Allah'ın huzurunda, Bari Teala'nın huzurunda eğilinmesi, aczini itiraf etmektir. Dua da budur. Onun için Allah'a ihtiyacın izhar edilmesi, aczinin itiraf edilmesi, bu nedenle ibadetin muhul ibade, ibadetin özü olmuş oluyor. Evet, şimdi bazıları duanın herkese edilmesini iyi değildir derler. Herkes kendine dua etsin derler. Bunun red vardır bu hadis-i şerifte. Gerçi müminin kendisine dua etmesini öven suçunu, aczini, Allah'tan başka çalacak kapı olmadığını itiraf sadedinde insanın kendisi için de dua etmesi güzeldir de bir de başkası için istenmeden kardeşlik adına, din kardeşliği adına edilmesi ayrıca bir ihlas örneğidir. O nedenle daha burada söylendiği gibi en muhteşem, en afdal dua olur. Evet, en afdal dua olur. Evet. Duanın kime edildiği açısından önemi vardır. Hangi vakitte edildiği açısından önemi vardır. Hangi mekanda edildiğinin hangi biçimde, şekilde olduğunu. Bunların hep duayı etkileri var. Dua ile ilgili özel hadis geldiğinde bunları söyledik. Yine de söyleyeceğiz. Evet. Hakim müstedrek. Hakim Deylemi Ebu Hureyre'den bu hadis-i şerifi, İbn-i Mace keza afdalu dua dual mer'i li nefsi, gene bir hadis-i şeriften İbn-i Mace'nin hadisinde duanın güzeli, faziletlisi kişinin kendisine ettiği duadır. Şeyini itiraf bakımından, aczini itiraf bakımından öyle de buyurulmuştur. Şimdiki duamız, ümmet-i Muhammed'in hepsine yapılan dua, duaların en muhteşemidir, en güzeldir şeklinde. Afdalu dua en tes'ele rabbeke el afve vel afiye. Evet. Bu güzel hocamız Gümüşhaneli Hazretleri pratik hayatta bir müminin detaylarına varınca kadar nasıl davranması gerektiğini Efendimizin mübarek lisanlarından sadır olan hadislerden derlemiş. Çok güzel şeyler söylüyor bize. Dua güzel. Dua ederken en kestirmesi hangisi? İşte şimdi onları öğreniyoruz. Demek ki Allahümme arham ümmeti Muhammed'in rahmeten âme. En muhteşem dua. Şimdi yine duaların en güzel birisi de afdalu dua en tes'ele rabbeke el afve vel afiye. Rabbinden afiyet, af istemendir. Rabbinden af, yani cürümlerin, suçların mahvu, yok edilmesi, suçların çizilmesi, örtülmesi, vel afiye, vel afiyet istemektir. Hastalıklardan selamet, belalardan selamet. Nerede? Fid dünya vel ahire. Evet. Allahümme inni es'elükel afve vel afiye
fiddünya vel ahira. Ne kadar muhteşem dua. Allah'ım dünyada da, ukbada da, ahirette de beni affet, bana afiyet ver. Evet, günahlardan beni affet ve belalardan beni salim kıl. Salim kıl. Hastalıklardan beni salim kıl. Evet. İnsanları, insanların zararından, cinlerin zararından, sıkıntılardan, hastalık sıkıntılarından dünyada, ahirette de her türlü kabir sıkıntısı, mahşer sıkıntıları, cehennem azabından beni salim kıl, kurtulmuşlardan eyle demektir. Allahümme inni es'elkel afve vel afiye. Evet, devamı var. Vel muafat daime. Daima muafat, yani afiyette olmak. Sıkıntılardan, gamlardan, kederlerden, belalardan kurtulmuş halde olmayı istiyorum ya Rab. Lütfet ya Rab. Evet, bu duanın en güzelinden birisi budur. Feinneke izâ utîtehüme. Çünkü af ve afiyet verildi mi dünya ve ahirette sana? Af ve afiyet verildi mi fi dünya, dünyada? Sümme utîtehüme fil ahira. Dünyada ve ukbada, ahirette sana af ve afiyet verildi mi? Fakat eflaht, İflah etmişsin demektir. Kurtulmuşsundur, kazanmışsındır, hedefe ulaşmışsındır. Evet, her nimetin bir peşinden gelen şey vardır. Her nimetin de arkasından gelen vardır. Ne vardır? Her günahın arkasından gelen sıkıntı. Her nimetin arkasından ne gelecek? Şükür, teşekkür gelecek. Evet, şükredersen daha çok verir Allah. Le in şekertüm le ezidennekum. Evet, şükretmezsen, nimeti horlarsan elinden alır. Kadrini bilmiyorsun, ben de kadrini bilene vereceğim der, seni elinden alır. Günah işlersen, ki günah işlemeyen yoktur. Peygamberler Allah'ın hıfz-ı himayesinde olduğu için masumdurlar. Beşer olarak onlar da günah işleyebilirdi. Allah onları korumuştur. Diğer peygamberler dışındaki insanların hataları, günahları olur. Önemli olan günahında ısrar etmemektir. Günah eğer arkasından tövbe edilmezse, af dilenmezse, dünyada ve ukbada sıkıntı vardır. Günahın arkasından sıkıntı vardır. Evet. Şimdi peşinden gelen şeylerden kurtuldun mu? Günahın peşinden gelen şeylerden, sıkıntılardan kurtuldun mu? Selamet vardır. Felah vardır. İflah etmek vardır. İflah etmek vardır. Evet. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Hazreti Enes'ten nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Evet, Allah'tan afiyet dilemek lazım. Bazı büyüklerin ağzından çıkan şeyler bize şey etmez. Bize göre değil. Yak beni. Cehenneminde yak beni diyor. Yunus Emre değil mi? Varıp üzerine yaslanasım gelir diyor. Yok, onların havası başka. Onların dedikleri başka. Ben seni o kadar seviyorum ki, sen beni kulluğuma kabul ettikten sonra yaksan da hoş. Cennete koysan, benim hedefim onlar değil. Yalnız sen beni kabul et. Kul olduğumu kabul et. Senin kulun olduğumu. Bu en yüksek rütbedir. Bu bize göre değil. Biz cennet isteriz. Cehennemden Allah'a sığınırız. Cehenneme gönderme ya Rabbi deriz.
Şimdi genel olarak müminlerin isteyeceği budur. Evet, cenneti isteriz. Allah'ın nimetlerini isteriz. Cehennemden de Allah'a sığınırız. Sıkıntılardan Allah'a sığınırız. O zor işleri zaten zorlamayla olmaz bu iş. Allah yolunda gayret edersen, kabiliyetinde varsa Cenab-ı Hak kapını açar, önünü açar. Ondan sonra işte bunlar kendiliğinden ağzından dökülür. Kendiliğinden ağzın dökülür. Rüzgar nereden eserse gelsin, önemli değil demeye giderler. Bu öyle zorlamayla olmaz. Bir en yüksek rütbeye ulaşmanın sonucu Allah'a aşk yolunda mahviyet, kendinden geçme halleridir. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Afdalus sadakati el-lisanu eş-şefa'a. Sadakanın en muazzamı, sevap bakımından en çok kazandıranı, evet, sadaka Allahu Teala Hazretlerine imanın sadakatını gösteren bir şeydir. Evet. Elinde imkan var, paran var. Para 100 lira. 1 lirasını verirsen sadakaya 99 kalır. Mantıken, zahiren görünüş bu. 10 lirasını verirsen 90 kalır. 20'sini verirsen 70, 80 kalır. Görünen bu. Yarın ne olacağını Allah biliyor. Allah büyüktür. Yarattığının rızkını tekefül etmiştir. Ben bana düşen insanlığı yapayım. Allah kerimdir diye. Gayba iman etmenin hakiki özüdür sadaka vermek. Malcanın yongasıdır. Allah'a iman, gayba iman o kadar kuvvetli ki en çok sevdiği şeyi yarın ne olursa olsun ben görevimi yapayım demektir. Şahanedir. Onun için sadakaya sadaka denmesi, sıdkan, aslı sıdık. Sadakaya sadaka denmesi sebebi gayba iman sadakatini açıkça göstermesi açısındandır. İşte bu sadakanın da en muhteşemi, en çok sevap kazandıranı dil ile olan sadakadır. Dil ile, yok hocam, dil ile olan sadaka zor olur mu? Para çok sevilen bir şey. Parayı vermek zordur. Hayır. Dil ile, bütün belalar dilden geliyor. Bütün kazançlar da dilden oluyor. Kökü dil, o kadar muazzam bir organımız. Ona hakim olan sınıfı geçiyor. Onda sınıfı kaybeden başına neler geliyor Allah korusun. Dilin kemiği yok ya. Her tarafa, her an dönebilir. Her an, her yere dönebilir. Çok çetin imtihan diline hakim olmak. Bütün iyilikler de dilden hakim olanlara, kötülükler de dilden hakim olmayanlara. Bir küfrediyor adam, bütün imanı, yaptığı hayırlar yıkılıyor. Evvelce kafirken la ilahe illallah diyor diliyle. Kalbinden inanarak dilinden taşan bir kelime, la ilahe illallah kelimesi, tüm geçmişleri siliyor. O kadar muazzam. Şimdi dil ile işleyen sadaka en güzelidir. Evet. Dediler ki ya Resulallah, sadakayı biz para vererek olacağını zannediyorduk. Dil sadakası ne demek ki? Nola ki? Ya Resulallah. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o zaman söyledi. Ve ma sadakatul lisan, dil sadakası, lisan sadakası nedir ya Resulallah? Kale, burada da buyurduğu gibi. Eş-şefa'a. Şefaattir. Aracılıktır. Nasıl şefaat? Tefukku bihel esiru. Güzel konuşuyorsun, konuşmasını biliyorsun. Öyle güzel konuşuyorsun ki adam güzel konuşman sonucunda salıverin şunu gitsin diyor. Esir adam mı kurtaran bir şefaat, aracılık. Esiri kurtaran bir şefaat. En muhteşem sadakadır. Bu aracılık sebebiyle, dil aracılığı sebebiyle esirlikten kurtulur. Esirlik ne kadar azaplı bir şey. İstediğini yapamazsın. Her an riskle karşı karşıyasın. Ondan kurtuluyorsun. Sıkıntı. Ve ahkın.
ve ahkine biheddemu. Öyle güzel konuşuyorsun ki birbirini kanlı bıçaklı olan insanları barıştırıyorsun. Sen ne diyorsun? Tatlı söz yılanı delinden çıkarır. Birbirleriyle neredeyse kapışacaklar. Öyle bir laf ediyorsun ki kendine geliyor ikisi de. Ya hakikaten ya biz niye böyle? Dil. O adam müthiş. Büyüleyicidir dil. Dil büyüleyicidir. Güzel söylendiği zaman bazı insanlar da buna çok kabiliyetli olurlar. Boşanmaya gidiyorlar karı koca. Fakat adam öyle güzel konuşuyor ki bir kocasına konuşuyor, bir karısına konuşuyor. Allah Allah. Neydik? Ne hale gelmişiz biz yahu? Neye yani? Demeye başlıyorlar. Hayata yeniden başlıyorlar. Güzel olma mı hiç? Bu dil şefaati aracılığı muhteşemdir. Kanı akıtmayı önler. Evet. Esiri kurtaran şefaat. Vel ihsan ilahik. Ve öyle bir laf ediyorsun ki kardeşine iyilik getiriyor. Kardeşin iyilik getiriyor. Dinde iyilik getiriyor. Güzellik getiriyor. Daha ve tedfau anhul kerihe. İstenmeyen, can sıkan, güzel olmayan şeyleri def eder dil. Dil. İşte bu dil aracılığı sadakaların en muhteşemidir. Dünyevi başına gelecek sıkıntıları def eder. Evet. Gadık kördür. Bir adam kör olsa bile sen körsün desen kızmaz mı? Şimdi Allah kimseyi görme nimetinden, diğer nimetlerden mahrum etmesin. Ne kadar zor bir iş görmüyor mu? Ne kadar zor bir iş. Zaten adam onun sıkıntısı içinde gelmiş henüz selamünaleyküm kör kadı demiş. Dobra konuşmuş kadı burun burun kellesini demiş. Ondan sonra biri gelmiş efendim demiş Allah'ın büyük nimetleri vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bize Allah'ın büyük nimetlerinden birisidir. O güzel insan demiş ki Habibe Tani iki gözü kör olan cennetin orta göbeğine oturacaktır falan diye bir başlamış. Ne istiyorsun çabuk söyle yahu demiş. İstediği her şeyi verdim. Biraz daha konuşursan beni kaput çıkaracaksın demiş. Cebimlerde alıp götüreceksin. O da kör diyor ama söylemesi farklı. Söylemesi farklı. Evet. Ne güzel söyle güzel peygamberimiz. Sadaka değil mi bu ya? Bak iyiliğe sebep oldu ya. İyiliğe sebep oldu. Evet dil sadakası. İşte esiri kurtaran, sıkıntıyı gideren, kan dökmesini önleyen, mümine hayır getiren, kötülükleri def eden aracılık, dil aracılığı sadakaların en muhteşemidir. Kur'an-ı Kerim'de de Nisa suresinin 81. ayetinde men yeşfa şefaaten haseneten yekulnehu nasibun minha. Kim güzel bir aracılık yaparsa o yaptığı güzelliğe aracılıktan dolayı taraflar iyiliğe kavuşurlar. Aracı olana da nasip vardır. Ama ve men yeşfa şefaaten seyyaten yekulnehu kiflun minha. Kötülüğe aracılık. Öyle bir laflar ediyor ki herif iki tarafı kavga ettiriyor, bıçaklattırıyor, hırsızlık ettiriyor, bir sürü zararlara sebep oluyor. Bunun da aynı kötülükten payı vardır tabii, o sebep oldu. Ama iyiliğe aracılık ettiniz mi diyor, onun ondan payı vardır, nasibi vardır. Taş attı, kolum yoruldu lan. Yok, o tatlı dilde bak, bu iyiliğe sebep oldu. Bir iyiliğe sebep olmak diliyle bile olsa muhteşem bir sadakadır. Muhteşem bir sadakadır diye Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 85. ayetinde var. Güzel peygamberimiz de onu söylüyor. Yorulmadan, terlemeden böyle bir kabiliyetin varsa evet, böyle bir kalibası. Söz vardır. Savaşa benzer diyor Yunus Emre'ye. Evet.
Evet, ne güzel söylüyor. Güzel peygamberimizin hadislerini işte herkes kabiliyetine göre açıklıyor. Ne kadar güzel. O güzellik, güzel sözle dargınları barıştırırsan, bir adamın kurtuluşuna sebep olursan, kan akmasını önlersen, iyiliğe sebep olursan, kötülükleri def edersen, ne mutlu, ne muhteşem sadaka vermiş olursun. Tabrani Semra bin Cündep Hazretlerinden, Deylemi Muaz'dan, afzalus sadakati aftaluha, evet, afzalus sadakati ellisanu, sadakanın en faziletlisi dil sadakasıdır buyurmuşlar. Bu şekilde nakletmişlerdir.